Değerli arkadaşlar, ben bugün sizlere Almanya'daki PKK'nin siyasi ve siyaset dışı yapılanmasıyla ilgili görüşlerimi dile getirmeye çalışacağım. Beni dinlerseniz hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi ilk başta iletmek istiyorum. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Ben Teğmenli Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu. An itibariyle Güney Kore'nin başkenti Seul'dan sizlere hitap etmeye çalışıyorum. Burada saat 16.45, yani yerel saat, günlerden 16 Kasım 2020. Almanya'nın Kürtlere ve onlar içerisinden çıkan siyasi ya da silahlı gruplara yönelik ilgisi çok uzun zamandır var olan ve gerek bu ülkede gerekse de Türkiye ve Kürtlerin yaşadığı diğer ülkelerde çok konuşulan konular arasındadır. 1980'li yılların başında düzenli olarak Suriye üzerinden Avrupa'ya temsilciler göndermeye başlamış olan bu Stalinist örgüt, Avrupa'daki ilk profesyonel kadro yapılanmasını Almanya'da gerçekleştirmiştir. PKK, Avrupa ülkelerindeki gençleri kadrolarına katmaya ve bu gençlerle kamplarında bu gençleri eğitmeye yönelik çabalarına devam etmektedir. Bu örgütün gerek militan, gerekse mali kaynak olarak beslendiği Avrupa ülkelerinin başında Almanya gelmektedir. PKK'nin Avrupa çatı örgütü olan KCDK-E bağlı olarak çalışan Almanya teşkilatı bu ülkede gizli ve açık olmak üzere iki yönlü bir yapılanmaya sahiptir. Gizli yapılanma, Heimat, ülke, büro, özellikle örgüt liderleri ve mensuplarının sahte pasaportlarla Almanya'ya girişleri ve diğer Avrupa ülkelerine geçişlerinin sağlanmasından sorumludur. Ayrıca bu örgüt, bu gizli yapının yanı sıra örgüt legal sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yazılı ve görsel medya organları ve ticaret örgütlenmesiyle açık bir teşkilat yapılanmasına da sahiptir. PKK Almanya'da eyalet ve bölge bazında örgütlenmelere gitmiştir. 1993 yılından bu yana yasaklı örgütler listesinde olduğu Almanya'da 28 binden fazla yandaşının bulunduğu statistik raporlarla Alman İstihbarat Birliği'nin hazırlamış olduğu raporlarla mevcuttur, ispatlanmıştır. Bu Stalinist örgüt 2002 yılında Almanya'yı coğrafi olarak kuzey, orta ve güney olmak üzere 3 ana sahaya ayırmış. 2012 yılında güney sahası dahi kendi içinde güneyi güney 1, güney 2 olarak ikiye bölmüştür. Bu değişiklik güney bölgesinde
PKK'nin zamanla daha güçlü bir yapıya ulaştığını işaret etmektedir. PKK'nin ana gövdesini oluşturan diğer bölümler ise 4 sahaya bağlı 13 bölge yapılanmasıyla Almanya'da bulunmaktadır. Her saha ve bölgenin sevk ve idaresinin PKK'nin üst düzey yönetim kadrosu tarafından belirlenmiş bir isim sorumludur. Bu sorumlular tarafından idare edilmektedir. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı raporlarına göre 2016 yılı itibariyle bu Stalinist örgüt Almanya'daki teşkilatlanma yapısında değişikliğe gitmiştir. Buna göre 31 bölge mevcudiyetini korumuş ancak eski yapılanmada kuzey, orta, güney 1 ve güney 2 şeklinde ayrılan sahalar çözülmüş ve yeni 9 ana bölgeye ayrılarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu 9 bölgenin başına bir yönetici atanmıştır. Rotasyon ilkesine göre en fazla 1 yıl aynı bölgede görev yapan bu Stalinist örgütün yöneticileri örgüt üyelerini bu kısa zaman zarfında eylemler ve finansal destek için motivize etmekte ise başarısız olmaktadır. Ancak bu Stalinist yapılanma üst düzey yöneticilerinin emir ve direktiflerini uygulamak zorunda olan bölge yöneticileri çoğu zaman hedeflerine ulaşmak için baskı ve tehdit yoluna gitmektedirler. PKK'nin üst düzey yöneticileri komşu ülkelerde ikamet ederken Almanya'daki yapılarını bu atanmış olan ve bölge sorumluları ile idare etmektedirler. Örgütün Almanya'da özellikle büyük oranda göçmenlerin yaşadığı Kuzey Renvestfalya eyaletinde radikal sol örgütlerin merkezi sayılan Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde etkili olduğunu söylemek siyaseten bilimsel olarak mümkündür. Dolayısıyla bu bağlamda burada sizlere aynı zamanda eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in anlatımlarını da kısaca da olsa dile getirmeyi doğru buluyorum. Alman televizyonu 2. kanalı SDF'in bir açık oturumuna Ekim 2019 yılında tarihinde katılan eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya'daki faaliyetleri hakkında şu açıklamalarda bulundu. Sitat, biz PKK'yi 1980'li 1990'lı yıllarda Almanya'daki eylemleriyle tanıdık. Otobanlarda lastik yakarak bloke ettiği eylemlerle. Biz burada da yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Niçin yasakladık? Onu da açık açık söyleyeyim. Organize suçlar işlediği için. Haraç toplamaktan, silah ve uyuşturucu ticaretinden dolayı yasakladık. Bu paralarla Türkiye'deki çatışmaları finanse ediyorlardı. Biz PKK'yi bunları burada yaptığı için yasakladık. Türkiye'deki yaptıklarından dolayı değil. Sitat endi, bunu söyleyen Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel'in SDF'deki bu açıklamalarındaki biz PKK'yı Türkiye'deki yaptıklarından dolayı değil
Almanya'daki yaptıklarından dolayı yasakladık mealindeki cümleleri Almanya'nın örgütü algılanmasındaki farklı yanını da ortaya çıkarıyor. Yani kendi devlet idarelerinin siyasi, askeri ve ekonomik amaçlarına ulaşmak için başka bir devletteki ulusaltı grup ya da bireylerine her türlü desteği verdiklerini ve bu destek vasıtasıyla rakip ülkeyi zayıflatmayı amaçladıkları ortaya çıkıyor. Zaten bu durum bu örgütün Güney yapılanmasını Güney 1 ve Güney 2 şeklinde ikiye ayırması bu örgütün 10 yıllardır kendisine sempatiyle yaklaşan bazı Alman siyasi parti yani legal siyasi parti tarafından da yönetilen bu bölgede daha rahat hareket ettiğini ve daha çok üyesi bulunduğunu akla getirmektedir. Örneğin Yeşiller Partisi Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletini idare etmektedirler. Onların idare ettiği bu eyalette Güney 1 ve Güney 2 bölge yapılanmasına giden PKK diğer eyaletlere nazaran daha rahat çalışmaktadır. Ayrıca örgüt hem Almanya'da ve hem de tüm Avrupa'da kendi sözde parlamentosu, yargısı ve yürütme kurulu olan ve devlet içinde özel bir başka devlet gibi hareket eden paralel bir devlet ve toplum yapılanması peşindedir. Almanya ise halen bu durumun farkında değil çünkü Orta Doğu'da bu örgütü kendi emirleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlar. Almanya'da bu Stalinist örgütün finans ve insan kaynakları nasıl temin ediliyor? O konuda da bilimsel yapmış olduğum araştırma sonucu sizlere görüşlerimi burada belirtmek istiyorum. Almanya'da örgütlenen Stalinist PKK bu ülkedeki Kürtlerin politize olmuş kesiminden üye kazanmak konusunda zorluk çekmemektedir ve hatta Kürtler dışında Almanlar ve diğer etnik kesimlerden de destekçiler bulmaktadır. Kısa zaman içerisinde Almanya PKK'nın finans kaynağını temin ettiği en önemli ülkeler arasına yükselmiştir. Her yıl PKK'nın Almanya'da değişik yöntemlerle topladığı milyonlarca dolar Türkiye ve Kandil'e aktarılmaya başlanmıştır. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2018 ve 2019 siyasi raporuna göre PKK Almanya'da 24.500 2018 yılında 24.900 kişi de 2019 yılında üyesi bulunmaktadır. Kürtler arasında en yüksek mobilize yöntemini sağlayan bir potansiyele sahip olan bir örgüt. Ayrıca Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Bundesamt für Verfassungsschutz'un tespitlerine göre Almanya'daki PKK üyelerinin sayısı 2019 yılı Aralık ayında yaklaşık 27.900 kişiye yükselmiştir. Örgüt ilk olarak 1980'li yılların başında düzenli olarak Suriye üzerinden Avrupa'ya temsilciler göndermeye başlamış ve Avrupa'daki ilk profesyonel kadro yapılanmasını Almanya'da gerçekleştirmiştir. Bazı
politikacı ve yazarlara göre PKK gerek geçmiş dönemde gerekse günümüzde eylemleri için çeşitli Marksist, Leninist örgütler veya partiler ile işbirliği yapmıştır. Nitekim örgüt 12 Mart 2016 tarihinde Halkların Birleşik Devrim Hareketi bileşenleri ile birleşerek Türkiye'de faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerle ortak bir cephe oluşturmuştur. Bununla birlikte PKK'nin bazı ülkelerden maddi, manevi ve politik destek gördüğü öne sürülmektedir ve bunlar aynı zamanda Alman Anayasayı Koruma Örgütü'nün raporlarına göre ispatlanmıştır. Türkiye'deki eylemlerinin finansmanının büyük bir kısmı Türkiye dışında Avrupa'dan sağlanmaktadır. Avrupa'da faaliyet gösterdiği ilk yıllardan itibaren Kürt milliyetçiliğini kıtada yaşayan Kürt kökenli topluluklar üzerinden yeniden inşa etmeye çalışan örgüt, diasporik ulus oluşturma stratejisini hayata geçirmeye günümüzde çalışmaktadır. Bu Stalinist örgüt, menziline giren diğer Kürt siyasi ve kültürel grupları tavsiye ederek Türkiye karşıtlığı üzerinden mobilize etmeyi hedeflemektedir ve bunda belli oranda da hatta büyük oranda da başarılıdır. Böylelikle Avrupa ve Kürt kamuoyu nezdinde Kürtlerin temsiliyetini örgüt tekeli altına Avrupa'da almayı arzu etmektedir. Hatta bazı durumlarda bunu başardığını bile söylemekte herhangi bir sakınca yoktur. Öte yandan PKK'nın sivil toplum görünümlü faaliyet ağı sadece ideolojik düzeyde faaliyet göstermemektedir. Propaganda faaliyetlerinin finansmanı, militan devşirme gibi örgüt faaliyetlerinin idame ettirilmesine önemli ölçüde fırsat sunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz 2015 yılında yayımladığı insan ticareti raporunda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ye çocukların katıldığı belirtilmiş. Ayrıca Kürt kökenli çocukların kaçırıldığı veya PKK'ya katılmaya zorlandıkları ifade edilmiştir. Güvenlik birimlerinin tahminlerine göre örgüt mali kaynaklarının %65'ini Almanya'daki faaliyetlerinden elde ediyor. Alman İç İstihbarat Teşkilatı Bundesverfassungsschutz'un raporlarına göre PKK'nin sadece 2019 yılında Almanya'da topladığı paranın miktarı 23 milyon euroyu geçiyor. Son dönemde bu Stalinist örgütün Almanya'da dernekleşmeden çatı örgütlere geçtiği gözlemlenmektedir. PKK'nın Almanya'da en fazla üyesi bulunan ve en güçlü yabancı organizasyon olduğu Almanya'daki eylemlerinde %62,4'lük artış meydana geldiği 2017'de 1187 olan yasa dışı faaliyetinin 2019'da 1928'e yükseldiği belirtiliyor. PKK'nın 2017'de 182 şiddet eylemi statistiklere geçerken bu rakam
2018 yılında %100'e yakın bir artışla 355'e yükselmiştir. Bu Stalinist örgütün 2018'de sadece Almanya'da 15 milyon euronun üzerinde, Avrupa genelinde ise 27 milyon euronun üzerinde para topladığı Alman Anayasayı Koruma İdaresi tarafından tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu bağlamda biraz da müsaadenizle sizlere PKK'lilerin deklara etmeye çalıştıkları demokratik konfederalizm ideolojisinden bahsetmek istiyorum. Cumhuriyetin kuruluşu 29 Ekim 1923'ten günümüze kadar Kürt sorunu tek başına Türkiye'nin sorunu olmadı. Tam aksine bu sorun her zaman bölgeseldi. 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar Orta Doğu'da siyaset yapan uluslararası güçlerin varlığı nedeniyle bu sorunun da uluslararası bir boyutu oldu. Başkan Erdoğan bir ara Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir demişti. Bu temenni olmalı. Türkiye'den bakınca şöyle görüyorum. Türkiye Kürt sorununu tam hak eşitliğine dayalı demokratik cumhuriyetle çözebilir. Kürt sorununun bu kadar uzun bir süre çözümsüz kalması bir taraftan sayısız çatışmalara yol açtı. Ancak konuyla ilgili farklı çözüm formülleri tartışıldı. Bu farklı düşüncelerin bir kısmı pratik uygulama zemini buldu. Ancak ileri sürülen çözüm formüllerinin belli bir kısmı ise düşünü olmanın ötesine geçemedi. Sonuçta bütün bu süreç boyunca tartışma her gün içeriğini farklı doldursa da bir Kürt ulus devletine duyulan ihtiyacın ötesine hiç geçmedi. Bu bağlamda meseleyi daha doğru kavrayabilmemiz için ulus devlet ve üniter devlet kavramlarını tanımlamamız gerekir düşüncesindeyim. Ulus devlet, yani nasyonal devlet, egemenliğin ulustan, milletten kaynaklandığını söyleyen devlet türüdür. Egemenliğin tanrıdan kaynaklandığını söyleyen, kralı düşüren Avrupa burjuvazisi tarafından ortaya atılmıştır ve 1789'lu yıllarda uluslaşma daha çok feodalizmden kapitalizme geçiş süreci ile bağlantılıdır. Bu aynı zamanda egemenlik ilişkisini gündeme getirir. Ulus günümüzde de yaygın olarak etnik temelli olarak anlaşılıyor ve tanımlanıyor. Üniter devlet ise bununla ilgisizdir. Kısaca söylersek federal olmayan devlet türüdür üniter devlet. Ülkenin çeşitli bölgelerine haklar ademi merkeziyet getirmek gerektiği zaman bunları başkentten verir veya geri alır. Demokrasiye aykırı değildir. Peki Kürtler söz konusu olduğunda ne demeli, sorun nasıl çözülmeli? Kürtler de diğer uluslar gibi bir gün elbette devletlerine kavuşacaklardır. Orta Doğu'daki son siyasi gelişmeler, Kafkasya'daki siyasi gelişmeler bunu işaret ediyor. Nerede bu devlet kurulacak sorusu bu ortamda doğuyor. Bu haklı bir soru. Bana göre Irak-Kürdistan bölgesi, buna Rojava bölgesini de
katabiliriz. Kısa bir süre içerisinde inanıyorum ki belki bizler de bunu göreceğiz. Devlet olabilecekler. Dört ayrı devlete dağılmış bir Kürt nüfustan dünyada, Orta Doğu'da bahsediyoruz. Ayrıca millet olarak Kürtler farklı siyasal rejimlerde yaşamaktadırlar. Başkan Erdoğan bir ara Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir demişti. Bence bu bir temenni olmalı. Bu durum 21. yüzyılın başına kadar bu haliyle devam etti. Ancak en temelde bölgedeki tarihsel, sosyolojik derinliği olan stratejik dinamikler ve ulus devletin ulusal sorunu çözmenin bir yöntemi olarak potansiyelinin irdelenmesi ve eleştirilmesinden kaynaklı artık başka çıkış yolları tartışılmaya başlandı. Öcalan'ın sentezlediği demokratik konfederalizm böylesi bir arka plana dayanmaktadır kanaatindeyim. Öcalan demokratik konfederalizm isimli kitabında toplumun aşağıdan yukarıya örgütlenmesinde ağırlık olarak Kürt deneyiminin yanı sıra tarihe yönelik derin ve geniş bir bakış açısını temel alır. Eski feodal imparatorlukların geniş kültürel yelpaze içinde yer alan toplumların bir arada var olmasına imkan tanıma ve yerel seviyede toplumun birçok yönden örgütlenmesine dayanma gayretinde bulunduğundan bahseder. Öcalan'a göre demokratik konfederalizm bir devlet sistemi değil, halkın devlet olmayan demokratik sistemidir. Yani bu cümleden bu cümleyi irdelersek Öcalan Kürtler için bağımsız bir devlet istemiyor. Bu görüşünden vazgeçmiş bir siyasi düşünceye sahip. Aynı görüş PKK için de geçerli. Onlar da Kürtler için Orta Doğu'da bağımsız bir devlet istemiyorlar. Dolayısıyla siyaset bilimcileri, felsefeciler, psikologlar ve devlet bilimcileri şu soruyu soruyorlar. O ki siz bağımsız devlet istemiyordunuz, 40 yıldır niçin silah sıktınız, halen niçin silah sıkıyorsunuz, 147 bin Kürt gencini niçin toprağın altına gömdünüz, 112 bin Türk askerini, sivilini, memurunu, işte vatandaşını niçin fiziken imha ettiniz? O ki bir şey istemiyordunuz, bu işlere bulaşmamanız gerekirdi. O ki devlet istemiyorsunuz, o zaman silahlarınızı bırakın, legal siyaset yapın. Kürtlerin Irak Kürdistan'ındaki kazanımlarına, Rojava'daki kazanımlarına da engel olmayın. Fakat PKK gibi siyasi yapılanmalar bu sorulara örgütsel partizan babında cevap veriyor. Verdikleri cevapların da değer harbiyesi ne uluslararası ilişkilerde, ne siyaset biliminde, ne de halklar hukukunda yok. Dolayısıyla şunu tekrar vurgulamakta gerek var. Öcalan'a göre demokratik konfederalizm bir devlet sistemi değil, halkın devlet olmayan demokratik sistemidir. O zaman Öcalan'ın mensubu bulunduğu parti devlet istemiyor demektir. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere, bu da Öcalan'a göre,
halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik örgütlenmesini yarattığı politikayı doğrudan ve özgür, eşit konfederasyon yurttaşlığı temelinde yerelde kendi özgür yurttaşlık meclislerinde yaptığı bir sistemdir diye demokratik konfederalizmi tarif etmeye çalışıyor. Aslında bu tarifinde de yanılıyor. Dolayısıyla öz güç ve öz yeterlilik ilkesine dayanır. Gücünü halktan alır ve ekonomi de dahil her alanda öz yeterliliğe ulaşmayı benzer demokratik konfederalizm klan sisteminden ve aşiret konfederasyonlarından günümüze kadar uygarlık tarihi boyunca devletçi toplum merkezleşmesine girmek isteyen doğal toplumun demokratik komünal yapısına dayanır diyor. Ama bunu tarif edemiyor. Yani doğal demokratik komünal toplum nasıl idare edilir? Doğal demokratik toplum nedir? Kürtlerin doğal demokratik toplum olabilmeleri mümkün müdür? Neye dayanarak bunlar mümkün olabilir? Sorularına ise bu yazmış olduğu o teoritik kitapta cevap veremiyor. Orada cevapsız kalıyor. Peki örgütün Stalinist yapısına rağmen konfederalizm vurgusu ile yapmak istediği, yapılmak istenen nedir? Dolayısıyla süreç analiz edildiğinde bununla yapılmak istenenin terörü etnik temelli bir mücadelenin aracı olarak gören ve terör ile varlığını sürdürmek isteyen Stalinist PKK'yı Türk sosyalistleriyle buluşturmak ve tabanı genişleterek hem terörün neden olduğu meşruiyet sorusunu aşmak hem de serbest seçimlerle oluşmuş olan siyasal iktidarlara karşı kitlesel eylemleri yaşama geçirmektir diye değerlendirebiliriz. Aslında Türk sosyalistleri ile şiddeti yöntem olarak benimsemiş olan PKK ve onun türev örgütlemelerinin bir araya gelmesinde siyaseten bir sorun yok. Ancak olay demokrasi, özgürlük ve barış gibi kavramlar üzerinden terörün üstüne şal örtme çabasına dönüşünce iş o zaman değişiyor. Öcalan demokratik konfederalizmi esnek, çok kültürlü, antitekelci ve uzlaşma odaklı olarak tanımlamaktadır. Buna benzer olarak PKK'nın günümüzdeki lideri, bu askeri liderdir, siyasi bir yanı yok yani PKK'nın günümüzdeki lideri Murat Karayılan da bu ilkenin Türkiye'deki uygulamasının nasıl olabileceği hakkında şu görüşleri dile getiriyor. Ona göre Türkiye ile her ne kadar stratejik amacımız demokratik birlik temelinde buluşmak olsa da bizimle demokrasi artı devlet yaşamak istemezlerse buna karşı çözümsüz değiliz. Alternatifimiz var. Bu da demokratik konfederal sistemin bağımsız bir biçimde kendini ilan etmesidir. Toplum bağımsız olmalı, ulus bağımsız olmalı ama bağımsız ulusların konfederal sistem içerisinde birlikte ve eşit bir biçimde demokratik ulus topluluğunu oluşturması temel amaç olmalıdır. Türkiye'de bunu geliştirmek istiyoruz. Mantığımız otonomici bir mantık değildir. Ulusların eşitliği mantığıdır. Demokratik ulus mantığıdır diyor Murat Karayılan. Ama bu dediklerini teoritikmen felsefi lisanla veyahut siyaset bilimiyle tanımlayamıyor.
2-3 tane ajitatif cümle ortaya atıyor. Ama atmış olduğu bu kelimeleri siyaset biliminde tanımlayamıyor. Bu da onu gösteriyor ki belli bir yerden yönlendirme sonucu bu tip teorileri ortaya atıyor. Bilim adamlarını boşu boşuna bu tip dedikodularla meşgul ediyor. Diğer taraftan İran gibi devletlerin yönlendirmesiyle Kürt milletinin kanının oluk oluk akmasına sebep oluyorlar. Aynı zamanda Türkiye'de de Türk milletinin ve sivil halkın kanının oluk oluk akmasına sebebiyet veriyorlar. Çünkü anlattıkları teoritik anlatımların değerlendirmelerini, tanımlamalarını yapamıyorlar. Bu da gösteriyor ki başka bir güç tarafından yönlendiriliyorlar. Eğer bu düşünceler, yani demin dipnot olarak verdiğim o cümleler ona ait olmuş olsa, o zaman anlatımının teoritik tanımlamasını da yapması lazım. Bunu yapamıyor. Yapamadığı için de Kürtlere herhangi bir çözüm önerisi, Kürt sorununun çözümü için sunamıyor. Dolayısıyla ileride tekrar çözüm ortamı yeniden başlarsa, bu PKK dışında PKK'nin hiçbir elemanının içinde yer almadığı bir şekilde yönlendirilmelidir diye düşünüyorum. Ve tüm Kürt aydınları Kürt sorununun demokratik bir ortamda ülkemizde nasıl çözüleceğine dair kafa yormalılar, çözüm önerileri sunmalılar. Ajitasyonla bu işler olmuyor. Partizanlıkla da bu işler olmuyor. O ki sorunu hepimiz çözmek istiyoruz. O zaman sorunun çözümü için teori ve siyaset üretmemiz gerekir. Bir reçete sunmamız gerekir düşüncesindeyim. Savunucularına göre bu kurumun toplumu yönetim tarzı demokratik siyasettir ve seçimler esastır. Aynı zamanda ulus devletçiliğe karşı demokratik ulus önermesini ortaya koyar. Fakat bu ulus devlet olgusu ile bağdaştırmaz. Bu kuruma göre uluslar devlet ile demokratik özerk yönetimlerini tanıma temelinde devlet artı demokrasi formülüyle barış içinde bir arada yaşayabilirler. Dolayısıyla Kürt ve Türk halkı barış içerisinde eşit haklardan faydalanarak birbirleriyle yaşayabilirler. Bu durum ise yalnızca diyalog, uzlaşı ve demokratik müzakere yoluyla mümkündür. KÇK Yönetim Konseyi üyesi Duran Kalkan da bu görüşe paralel olarak devlet ile sosyalizm konularının birbirinden ayrı olduğunu ifade etmişti bir aralar. Kalkan bu konuyu şu şekilde izah etmişti. Dipnot veriyorum. Diyordu ki, real sosyalizmin eleştirisi üzerinden demokratik modernite kavramı ve demokratik sosyalizm geliştirildi. Artık devlet ile sosyalizmin bir arada olabileceğine hiç kimse inanmıyor. Yani devletçi sosyalizm anlayışı tarihe karıştı. Sosyalizmin özgürlük, farklılıklara dayalı eşitlik ve paylaşım ilkelerinin devlet gibi bir baskı ve zor aracılığıyla gerçekleşmeyeceği herkesçe anlaşılır oldu. Sosyalizmin devlet aracından kurtarılması insanlık düşüncesi açısından
çok önemli bir gelişmedir. Yine bu kurama göre Marksist, Leninist bir ilke olan ulusların kendi kaderini tayin hakkı sırf devlet kurma ilkesi olarak ele alındığı için tarihi felaketlere yol açmıştır. Buna karşın demokratik konfederalizm, demokratik ulus seçeneğinin yönetme şekli olarak bir halkın kendi geleceğini özgür ve demokratik yollarla belirleyebilmesinde bir biçim olarak kendini tarif etmektedir. Öcalan bu konuda şunu diyor: eğer biz Türkiye'de konfederalizmi başaramazsak, Barzani ve Talabani tarzı federe burjuva milliyetçiliği gelişir diyerek kuramının milliyetçiliğin panzehiri olduğunu iddia etmektedir. Bana göre burada Öcalan yanılıyor. Barzani'nin ulusallığı Irak Kürdistan bölge yönetiminin bağımsız bir devlet olarak idare edilmesini arzu ediyor. Ama çeşitli nedenlerle bağımsızlığı ilan etmeleri Irak Kürtlerinin zor. O nedenle federalizmi bu an için içlerine ehven-i şer olarak kabul ediyorlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Irak Kürtleri Körfez Savaşı'ndan sonra, Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonra çeşitli siyasi hatalar yaptılar. Irak Anayasası ilk yapıldığında Kürtlerin ayrılma hakkının olduğunu anayasaya geçirebilirlerdi. Hatta o dönem Kürdistan'ın bağımsızlığı ilan ederek Birleşmiş Milletler Meclisi'ne müracaatta bulunabilirlerdi. Her ne hikmetse bunu başaramadılar. Bunu başaramadıkları için de şimdi Irak Devleti ile birlikte yaşamayı ehven-i şer olarak görüyorlar. Yani çözümsüzlüğün bir çözümü olarak değerlendiriyorlar. Ama ben inanıyorum ki kısa bir süre içerisinde dünyadaki siyasi gelişmeler Irak Kürdistan'ın Birleşmiş Milletler'de aynen Filistin gibi, aynen Vatikan gibi bir statüye sahip olacağını işaret etmektedir. Dolayısıyla Irak Kürdistan Federal Meclisi bir yönünü, yöntemini bulmalı, Birleşmiş Milletler Meclisi'ne referandumun siyasi, ekonomik ve hukuki sonuçlarını ibraz etmeli ve Irak Kürdistan'ın bağımsızlığını de facto ve de jure bağımsızlığını Birleşmiş Milletler'e kabullendirmelidir diye düşünüyorum. Tabii bu onların yapması gereken bir şey. Ben sadece Kürdistanlı bir bilim adamı olarak burada o konuda kendi görüşlerimi dile getiriyorum. Yine Öcalan'ın görüşüne gelirsek, demin bir dipnot olarak vermiştim. Öcalan diyor ki eğer biz Türkiye'de konfederalizmi başaramazsak, Barzani ve Talabani tarzı federe burjuva milliyetçiliği gelişir diyor. Tabii o burjuva milliyetçiliğinden neyi kastediyor ben de anlamış değilim. Fakat Öcalan'ın asıl teorisi Amerikalı düşünür Murray Bookchin'e ait. Amerikalı düşünür Murray Bookchin 1921-2006'lı yıllar arasında yaşayan bir bilim adamı, toplumsal ekolojinin en önde gelen isimlerinden birisi. Gençlik yıllarında Marksist olan bu şahıs Amerika Birleşik Devletleri Genç Komünistler Birliği içinde yer almış. Sonra
sendikalizmi, sonra anarşizmi savunmuş. 1970'lerden sonra ise anarşizmi Marksizm bağımında karşılaştırarak komünal konfederalizm ideolojisini geliştirmiş ve savunmuş birisi. Bu o kişinin anarşist topluluk içerisinde neredeyse bir evliya olarak görülüyor. Yani onun görüşü anarşizme daha çok yakın. Toplumsal ekoloji üzerine fikirleri ve komünalizm, liberter belediyecilik yani özgür belediyecilik olarak ortaya koyduğu kavramlar kendini solcu olarak gören birden fazla jenerasyonu etkilemiş durumda ve kendisinden sık sık küreselleşme karşıtı hareketlerin eylemlerinin arkasındaki bir ideolojik güç olarak bahsedilmektedir. Bokoşin konfederalizmi her şeyden önce üyelerinin veya delegelerinin çeşitli köyler, kasabalar ve hatta büyük şehirlerin semtlerindeki popüler yüz yüze demokratik topluluklardan seçildiği bir yönetici konsülü ağıdır olarak değerlendirmektedir. Bu teorik tanımlama üzerinden dikkate alınması gereken temel soru ise şudur. Bu bir yapının mümkün olup olmadığı değil, PKK'nın böyle bir yapıya uygun düşüp düşmediğidir. PKK'nın yapılanması yani kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğu tüm siyasi eylemler, hareketler Bokini'nin demin anlattığım teorisine uygun değildir. Dolayısıyla bunu herkesin bu bağlamda kabullenmesi gerekir. PKK'nın tarihi süreci ve işleyişi dikkate alındığında örgütün militarist, totaliter, statükocu, tek tipleştirici ve stalinist bir öze sahip olduğu görülür. Bu gerçekten de anlaşıldığı gibi sözde demokratik konfederalizm ideolojisi çerçevesinde sokaktan başlayarak mahalle, köy, kasaba, şehir, bölge ve ülke teşkilatlanmasına giden örgüt bu alanlarda aşağıdan yukarıya doğru bir örgütlenme biçimini benimsiyor gibi görünse de esasında ideolojik ve idari olarak yukarıdan aşağıya hiyerarşik olarak yönetilmektedir. Halbuki Murray Bookchin toplumsal sorunların temelini tahakküm ve hiyerarşinin oluşturduğu görüşündedir. Toplumun tahakküm ve hiyerarşi çözümlemesinin Marx'ın sınıfsal çözümlemesinden daha kapsayıcı ve daha açıklayıcı bir çözümleme olduğunu savunur. Marksizmin toplumsal çözümlemeyi emek, sermaye çelişkisine hapsettiği eleştirisinde bulunur. Bokushin daha da büyük bir sorun olan ve emek, sermaye çelişkisini de kapsayan kültürel, sosyolojik ve psikolojik boyutların Marx'ın göremediği iddiasını gündeme getirir. Marx'ın iddia ettiği gibi sınıfsız ve sömürüsüz bir düzen kurulsa bile yine de tahakküm ve hiyerarşi sorunu ortadan kalkmadıkça toplumsal sorunun çözülmeyeceğine inanır. Bokushin ekolojik bir toplum kurulması dışında bir çözümün olmadığında ısrar eder. Öcalan 2000'lerde PKK'nın ideolojisinde ve stratejisinde
değişim yaptı. Onun bu yeni ideoloji ve stratejisine göre Kürtlerin yer aldığı 4 ulus devlet, Türkiye, Irak, İran ve Suriye coğrafyası içinde her parça ona göre demokratik özellik kazanacak. Bu ulus devletler demokratik cumhuriyete dönüştürülecek, özerk olacak ve her parçanın katılımıyla Kürt Demokratik Konfederal yapısı teşkil edecek. Yani ona göre Irak Kürdistan Devleti ile Rojava kantonları ile değişik formatlarda AB örneğinde olduğu gibi bir büyük şemsiye altında olsa, sınırlar kalkmış olsa çok mu garip? Şimdi Öcalan'ın bu görüşü kendisine göre belki doğru olabilir ama konfederal bir devlet yapılanmasının gerçekleşmesi için halklar hukukunda bağımsız devletlerin konfederal bir yapılanmayla birlikteliğinin sağlanması gerekir. Aynen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde olduğu gibi, aynen Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Dolayısıyla ilk önce örneğin Irak-Kürdistan bölge yönetiminin uluslararası arenada bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi gerekir. Ondan sonra Rojava bölgesinin, daha sonra bu bölgelerin isterlerse konfederal bir yapıda birleşmeleri mümkündür. Bu şu etapta da mümkün olabilir. Irak-Kürdistan bölge yönetimi bağımsızlığını ilan eder. Birleşmiş Milletler bunların bağımsızlığını kabul eder. Irak'ta yaşayan diğer azınlıklar, Türkmenler bağımsızlıklarını ilan ederler. Onların da devlet oldukları Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilir. İran Azerileri bağımsızlıklarını ilan ederler. Onların da bağımsızlıkları Birleşmiş Milletlerce tescil edilir. İran'da yaşayan Kürtler bağımsızlıklarını ilan ederler. Onların da bağımsızlıkları Birleşmiş Milletlerce kabul olur. O zaman Orta Doğu'da başka konseptler de doğabilir. Örneğin bana göre, yani bir örnek veriyorum. Türkiye, Azerbaycan, Nahçıvan, İran Azerileri, İran Kürtleri, Irak Kürtleri, Suriye Kürtleri, Irak Türkmenleri Birleşik Konfederal Devletler Birliği kurabilirler, aynen Avrupa Birliği gibi. Tabii bu devletler dış ilişkilerinde, iç ilişkilerinde bağımsızlar. Sadece ekonomik bazı konularda, güvenlik konularında konfederal devlet çerçevesi, şemsiyesi altında birlikte hareket edebilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kürt aydınlarının bunu da tartışmasında günümüzde fayda vardır düşüncesindeyim. Netice olarak şunu belirtmek istiyorum ki terör 21. yüzyılda demokratik değerlere ve bunun yanında uluslararası barış ve güvenliğe karşı ortaya çıkan en önemli tehditlerdendir. Uluslararası anlaşma ve uluslararası hukuka göre PKK terörist bir örgüttür ve terörist örgütler listesindedir. Bunu ben demiyorum, uluslararası hukuk ve uluslararası devletler bunu böyle belirtiyorlar. PKK 10 Ağustos 1997 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yabancı terörist organizasyonlar listesinde yer almaktadır. Fakat Belçika Temyiz Mahkemesi PKK'nın silahlı faaliyetlerinin Türkiye'nin iç anlaşmazlığı olduğunu ve bu nedenle de terör örgütü sayılmayacağı yönündeki
bir alt mahkeme kararının olduğunu da bu arada belirtmemde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bir dakika bu mahkeme Kongre Gel Genel Başkanı Remzi Kartal ile Zübeyir Aydar'ın bulunduğu 36 sanık hakkında bir soruşturma yapmış ve bu soruşturma sonucu bu sanıkların terörist olmadığına, PKK'nın de terörist bir örgüt olmadığına Belçika Mahkemesi böyle bir karar vermiş. Bunu da burada belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Fakat başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ve kurumları ve üye ülkeler bu örgüte hoşgörü göstermek istemiyorlar. PKK'yı terörist örgüt olarak değerlendiriyorlar. Günümüzde bir PKK ve terör sorunumuz olduğu ülkemizde de açık açık malum. Ama bu tespiti yapmak artık yetmiyor. Çünkü PKK Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de, Avrupa'da silahlı silahsız örgütleriyle verdiği mücadeleyle Orta Doğu'da ve Türkiye'de demokrasi ve barış mücadelesinin önünde ciddi bir engele dönüştü. Irak Kürtlerinin kazanımlarına bile frenlemek için her türlü eylemi Irak Kürdistan'ında bile yapıyor. Bu da gösteriyor ki PKK'nin yapmış olduğu eylemler, yani askeri eylemlerini kastediyorum, Kürt milletine faydası yok. Amacı Irak Kürtlerinin kazanımlarını frenlemektir. Bununla bile yetinmiyor. Diğer bir amacı da var. Onu da söyleyeyim. Uluslararası terörizmi ve PKK gibi örgütleri analiz eden bilim insanlarının düşüncesi kısaca bu konuda da şudur. PKK aslında Rojava Kürtlerinin kazanımlarını da frenlemek istiyor. Gelişmeler bunu gösteriyor. Burada PKK büyük siyasi hatalar yapıyor. Büyük bir tezgahın peşinde Kürt milleti bu tuzağa düşmemeli. Kürt gençlerinin ölüme gitmesi engellenmeli. PKK kendisini ve silahlarını toprağa gömerek siyasi silahlı mücadeleden vazgeçmelidir. Silahlı mücadeleyle Kürt meselesinin çözümünü hiçbir zaman için sağlayamaz. Devlet yapısına karşı komünal, konfederal bir yapı söylem olarak örgüt tarafından sunulsa da örgütün yapısı ve hükümleri Öcalan ve PKK'nın bağımsız, birleşik, sosyalist bir Kürdistan devleti amacından vazgeçmediğini de aslında bir yerde ortaya koymaktadır. Başkan Trump'ın iki devletli Orta Doğu barış planı İsrail dışında hiçbir ülkeyi malumunuz memnun etmedi. Öcalan yıllar önce ulus devletçilik mantığı aşılmadıkça hiçbir proje Orta Doğu'yu yaşadığı derin bunalımlardan ve savaşlardan alıkoyamaz değerlendirmesiyle demokratik konfederalizmin çözümüne işaret etmişti. Bu düşünceyi Avrupa Birliği'nin kuruluş amacıyla irtibatlandırırsak, Avrupa Birliği'nin kurulma amacı genel olarak hızlı bir ekonomik kalkınma ile savaşın yıkıcı etkilerinden kurtulma isteğidir. Avrupa Birliği'nin kuruluşundaki temel ekonomik neden ise Marshall yardımı vesilesiyle Avrupa'ya akan Amerika Birleşik Devletleri sermayesinin kendilerini Avrupa Birliği'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı kılacağını düşünen bazı zayıf Batı Avrupa ülkelerinin Avrupa kaynaklı yeni bir özel sermaye piyasası oluşturmak istemelerinden kaynaklanmaktaydı. Bunun için de
Bunun içinde Avrupa ülkelerinin ekonomik potansiyellerinin birleştirilmesi ve bu bağlamda ekonomik açıdan güçlü bir Avrupa pazarı oluşturulması planlanmıştı. Böyle bir bütünleşme ile pazarın genişleyeceği ve buna paralel olarak da sermaye ile teknolojinin hızlı bir büyüme ve gelişim içerisine gireceği düşünülmüştür. Dolayısıyla demokratik konfederalizm düşüncesi ortak uygulanacak bir idari model ve hatta can çekişen devletlerin de tek çıkış umudu olamaz. Bu nedenle Kürt aydınları tarafından objektif olarak ön yargısız tartışılmasında fayda var kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygı ve selamlarımı sunuyorum. Burası Güney Kore'nin başkenti Seul. Bugün 16 Kasım 2020 Avrupa saatiyle 09:46, Güney Kore saatiyle 17:46. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu. Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygı ve selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz, saygılarımla.